Ramazan Kadirov bizzat Kiev'de. Doğal gaz ve petrolde yeni dönem. Türkiye enerjinin merkezi olacak. Alman bakan Rus gazını bırakacağız deyince Rusya saçmalıyor dedi. İsmail Demir'den Atak helikopteri açıklaması. Milli atmaca füzesinde müthiş gelişme. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Ramazan Kadirov bizzat Kiev'de. Merhamet görmeyecekler. Rus basını Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un Kiev'e gittiğini bildirdi. Çeçenistanlı güvenlik yetkilileriyle yapılan görüşmenin videosu resmi Telegram kanalında yayınlandı. Kadirov, Çeçen özel kuvvetlerinin savaşçılarının Ukrayna topraklarının derinliklerine başarılı bir şekilde ilerlediğini ve yol boyunca yerleşimleri milliyetçilerden kurtardığını söyledi. Kadirov, Ukraynalı milliyetçiler ve şeytanlar merhamet görmeyecekler dedi. Kadirov, Çeçen savaşçılar savaş koşullarında beceriler, iyi koordine edilmiş çalışma ve yüksek moral sergiliyorlar dedi. Ona göre Rus muhafızlarının savaşçılarının gelişi milliyetçilerin vahşetinden kurtuluşa işaret ediyor. Rus ordusunu nazik sözlerle karşılayan yerel halk da bunu anlıyor. Kurtarılan bölgelerin vatandaşları neler olduğunun çok iyi farkındalar ve Rusya'nın eylemlerinin doğruluğunu görüyorlar. Ukrayna propagandası yorulmadan nüfusunun birliğini, herkesin Rus ordusuna direnmeye hazır olduğunu ilan ediyor. Aslında tam tersi bir tablo görüyoruz. Kaçan askerler ve bitkin bir nüfus dedi. Öte yandan Suriye İslam Meclisi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'ya karşı savaşmak için Suriye'den gönderilmek istenenlerin Esed rejiminin safında olan şebihalar olduğunu ifade etti. Suriye İslam Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de halkla savaşan, ülkenin altyapısını imha ederek sivilleri zorla yerlerinden edenlerin bugün Rusya safında savaşmaya gideceklerle aynı olduğu kaydedildi. Açıklamada, Suriye'nin özgür halkı haysiyetli ve onurludur. Bir caninin yanında durmaz, paralı asker olmayı da kabul etmez ifadelerine yer verildi. Suriyelilerin savaşının ülkelerinde Rusya ve İran'a karşı özgürlüklerini kazanmak ve ülkelerini kurtarmak için olduğu belirtilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya göndermek istediği kişiler yıllarca halkını öldüren ve Esed rejiminin safında çatışan şebihalardır ifadeleri kullanıldı. Doğal gaz ve petrolde yeni dönem. Türkiye enerjinin merkezi olacak. Türkiye konumu itibariyle dünyanın doğal gaz ve petrol rezervlerinin yaklaşık %60'ına sahip bir bölgeye komşu durumda. 7 enerji nakil hattı ülkemizden geçiyor. Bu durum, dünya enerji pazarında merkez ülke olma şansını artırıyor. Doçent Doktor Levent Yılmaz, nasıl Rusya-Ukrayna tarafında barış masasını Türkiye'nin kurabileceği yönünde net bir algı oluştuysa, aynı şekilde enerji konusunda da Türkiye bir geçiş rotası değil, net bir şekilde ticaret merkezi olarak da karşımıza çıkmış olacak, dedi. Türkiye, Orta Doğu ve Hazar Havzası başta olmak üzere, dünyanın ispatlanmış doğal gaz ve petrol rezervlerinin yaklaşık %60'ına sahip bir bölgede yer alıyor. Kaynak ülkelerle tüketici pazarları arasında geçiş güzergahında bulunuyor. Bu jeopolitik konum, Türkiye'ye enerji pazarında merkez ülke olabilme avantajı sağlıyor. Öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Yılmaz, Türkiye'nin 14 farklı noktadan doğal gaz girişi sağlayan bir altyapısı olduğunu belirterek, bu altyapıların hem doğudan batıya hem batıdan doğuya gazı gönderebilecek şekilde oluşturulduğunu söyledi. Türkiye'de ikisi petrol, 5'i doğalgaz borusu olmak üzere 7 enerji nakil hattı bulunuyor. TANAP, Türk Akım, Mavi Akım, Rusya-Türkiye ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı olarak çalışıyor. Irak-Türkiye ile Bakü-Tiflis-Ceyhan'sa petrol hattı olarak hizmet veriyor. Türkiye'nin Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılamada sağladığı katkı kritik önemde. Avrupa'nın 4. doğalgaz arteri Güney Koridoru'nun en stratejik ayağını Türkiye'den geçen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı oluşturuyor. Hat, Azerbaycan'dan başlayıp İtalya'ya kadar uzanıyor. TANAP'ın 2026'da yıllık 31 milyar metreküp kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Türkiye Enerji Santralleri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener, boru hatları ve ilgili altyapı Türkiye'nin hem daha yüksek potansiyelle gaz tedarik edebilmesini sağlayacakken, uluslararası arenadan baktığımızda Türkiye ve Türkiye'ye erişebilecek marketler Avrupa Birliği gibi büyük gaz marketleri içinde birincil öncelik hale gelir, dedi. Türkiye, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de sismik arama ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan bölge ülkeleriyle normalleşme adımları atılıyor. Artan enerji talebinin sonucu olarak kaynak çeşitlendirmesi Türkiye'nin öncelikleri arasında. Bu kapsamda yeni enerji nakil hattı projeleri üzerinde çalışılıyor.
Almanya Rusya için kararını verdi. 9 ay sonra bitireceğiz. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Frankfurter Allgemeine gazetesine verdiği röportajda, Alman hükümetinin enerjide Rusya'ya bağımlılığı ortadan kaldırmak için yoğun çalışmalar yaptığını belirtti. Bu yılın sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedeflediklerini ifade eden Habeck, "Her gün, hatta her saat Rusya'dan ithalata veda ediyoruz. Sonbahara kadar Rus kömüründen tamamen vazgeçmeyi planlıyoruz. Yıl sonuna kadar neredeyse Rus petrolünden bağımsız hale gelebiliriz. Ancak en zoru Rus gazını reddetmek," dedi. Robert Habeck, Avrupa Birliği tarafından Rusya'dan enerji ithalatının tamamen yasaklanmasına karşı olduğunu, bunun gelecek kış arz kıtlığına yol açacağını ve enflasyonu artıracağını ifade etti. Yakında önemli sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçıları Norveç ve Katar başta olmak üzere LNG ve hidrojen üreten ülkeleri ziyaret edeceğini bildiren Habeck, kısa vadede LNG, orta vadede ise hidrojen ithalat seçeneklerini genişleteceklerini belirtti. Ancak Rusya Finans Üniversitesi Ulusal Enerji Güvenliği Fonu'nun önde gelen enerji uzmanı Igor Yushkov, Alman bakanın açıklamasını oldukça garip olarak nitelendirdi. Igor Yushkov, Alman bakan Robert Habeck'in Almanya'nın yakın gelecekte Rus petrol ve kömürünü terk etme niyetiyle ilgili açıklamalarının gerçeklikle tamamen alakasız olduğunu söyledi. Dürüst olmak gerekirse ifadesi harika görünüyor. Eskiden daha çok politikacıydı. Felsefe bölümünde eğitimi var. Yeşiller Partisi üyesiydi ve bir tür ajitasyonla uğraştı. Enerji geçişi, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için bakan yapıldı. Şimdi öyle görünüyor ki Habeck, bakan olmasına rağmen muhalefetteki bir politikacı olmaya devam ediyor. Yushkov, Rusya'nın Avrupa'nın en büyük kömür ve petrol tedarikçisi olduğunu hatırlattı. İkincisi, Avrupa ülkelerinin Rus hidrokarbonlarını reddedebilecekleri herhangi bir yaptırım uygularlarsa, bunu bireysel bir devlet değil, bir organizasyon olarak Avrupa Birliği düzeyinde yapmak zorunda kalacaklar. Uzun vadeli sözleşmeleri feshedebilmek için Avrupalı şirketleri bu sözleşmeleri bozmaya zorlamak gerektiği ortaya çıktı. Aynı zamanda Rusya pazarından gönüllü olarak ayrılan Shell ve BP bile yeni sözleşmeler yapmayacağını ancak eskilerini yerine getireceklerini söylüyor. Yushkov, Almanya'nın Rusya'nın kömürü reddetmesi halinde doğal gazı keseceğinin farkında olması gerektiğini vurguladı. Yushkov, Almanya'nın Norveç gazı olmadan bile yaşayamayacağı ortaya çıktı. Polonya, terminali yalnızca kendi ihtiyaçları için kullanacağını belirtti. Tek bir LNG terminali olmayan Almanya'dan Rus enerjisinin reddedilmesiyle ilgili açıklamalar duymanın daha da garip olduğunu kaydetti. Habeck'in artık muhalefette olmadığını ve oy kazanmasına değil, mevcut hükümetin mevcut politikasını inşa etmesine ihtiyacı olduğunu unutarak yeşil söylemini bükmeye devam ettiğini söyledi. Savunma Sanayi Başkanı Demir'den Atak helikopteri açıklaması. Milli atmaca füzesinde müthiş gelişme. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin hava araçlarında olduğu gibi deniz ve denizaltı araçlarında da çok büyük mesafe aldığını göreceğiz. Teknolojik gelişmelerde önde giden, takip edilen bir ülke olmak zorundayız, dedi. Türkiye'nin de savunma sanayisinde önemli bir mesafe kat ettiğini ve bu gelişmelerin dünyada görünür nitelikte olduğunu ifade eden Demir, terörizmle mücadele eden, sınır güvenliğini korumaya çalışan, son gelişmelerden etkilenen ülke temsilcileriyle forumda fikir alışverişi yaptıklarını dile getirdi. Geçen yıla göre bu yıl Türkiye'ye olan ilginin daha da arttığına dikkat çeken Demir şunları söyledi. Forum sonrasında oluşan temasların devamında ilgili birimlerin, şirketlerin, teknoloji merkezlerinin Türkiye'ye gelmesi ve şirketlerimizde oluşturulan kabiliyetleri görmeleri çok önemli. Çünkü bu meselenin sırf ürünün kendisi değil, altta da çok geniş bir teknolojik yapının olduğunu gösteriyor. Bunun başka bir faydası da Türkiye ve Türk ürünleri denilince savunma sanayisi örneğinde olduğu gibi Türkiye'de derin bir teknolojik ilerlemenin olduğu. Sivil alanda da Türkiye'nin göz önüne alınabilir teknolojisinin hatırı sayılır olduğunu gösteren bir unsur olacak. Demir, Türkiye'nin yerli üretim hamlesinde başarılı çalışmalara yöneldiklerini ifade etti. Stratejik ürünlerde %100 yerliliği vurguladıklarını dile getiren Demir, ileri teknoloji ve stratejik ürünlerde bağımlı olma lüksümüz yok. Dünyada da Türkiye'de de her şeyiyle yerli ürün sayısı çok azdır. Bunu zorlamak da hem maliyetlidir hem de süreyi uzatmak anlamına gelir. Ama stratejik ürünlerde bağımlı olmamalıyız, diye konuştu. Atak helikopterinin performans noktasında çok iyi durumda olduğunu dile getiren Demir, Atak helikopterleri dünyadaki birkaç iyi üründen birisi, dedi. Bu helikopterin ihracatında karşılaştıkları sorunun motorla ilgili olduğunu vurgulayan Demir,
Bir taraftan da kendi yerli motorumuzu bu helikopterlere entegre etme ve kullanma konusunda da çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. İnşallah çok uzun süreye geçmeden kendi sistemlerimize göre üretip ihracat konusundaki engelleri aşmış olacağız, diye konuştu. Demir, Türkiye'nin uzun yıllar ortaya koyduğu strateji, savunma sanayisinde bağımsızlık ve yerlilik konularının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğüne dikkat çekti. Çeşitli muhataplarında bu konudaki politikacıların ve çalışmaların ne kadar yerinde olduğunu gösterdiklerini aktaran Demir, kendi ülkelerinde de hayata geçirmek için bizden destek istediler. Türkiye'nin teknoloji ağırlıklı milli teknoloji hamlesi dediğimiz hamleyle beraber, savunma sanayi ürünlerinde olduğu gibi diğer ürünlerde yerliliği ve milliliği önceleyen, teknoloji ihraç eden, katma değeri fazla ürünlerin piyasada olmasını sağlayacak bir farklılığı oluşur, diye düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Öte yandan Antalya Diplomasi Forumu'na katılım sağlayan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, arayıcı başlıkla teçhiz edilen atmaca füzesinin ilk atışının bu yıl içerisinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Murat İkinci, Roketsan olarak kıyı savunma sistemi üzerinde çalışıyoruz. Kara atmacanın yanı sıra çok kısa süre içerisinde atmaca gemi savar füzesi üzerinden geliştirdiğimiz kıyı savunma sistemimizi hayata geçireceğiz. Bu doğrultuda kıyı savunma sistemimizde kullanacağımız görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa sahip atmaca füzemizin bu yıl içerisinde harp başlıklı atışını gerçekleştireceğiz, ifadelerini kullandı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.